Merhaba Güneş. Merhaba Şenerciğim. Evet, atölyene geldik sonunda. Bayağı Evet. bir vakit sonrasında. Şimdi Hoş Ortaköy'deyiz. geldiniz. Değil mi? Neredeyiz, bize biraz anlatır mısın? İlk bu soruyla başlıyoruz ki izleyicilerimiz Evet, biraz fikir edinsin. Ortaköy'deyim. Atölyem Ortaköy'de. Yaşam alanım burası. Uzun süredir Ortaköy'lü bir sanatçıyım. Evet, yani hem evin hem Hem ofis evim hem şey evet hem atölyen diyeyim. atölyem evet hep burada Ortaköy'deyim senelerdir yani en az 10 senedir 11 senedir Ortaköy'lüyüm. Burada da bir mahalle kültürü var. İnsanlar hala o şeyi devam Zaten ettiriyor, evet değil mi? o O mu açıdan iyi çok geliyorsa? seviyorum. O açıdan kesinlikle çok iyi geliyor. Bu süre zarfında bu kadar birbirimize yabancılaştığımız bu dönemde açıkçası bu esnaf varlığı beni çok mutlu ediyor. Evet, Bu nasıl yüzden geçti buradayım. pandemi süreci peki? Yani bu süreç Evet. demişken biraz. Aslında o kadar yakın ki evim ve atölyem ama bu süreçte emin ol evden atölyeye bile çıkamadım. O tam krizin işte ilk bu pandeminin patladığı dönemde gerçekten evden hani çocukların da çıkması yasaktı. İki tane de Doğru. oğlum Ha, bir de var. evet, Evet yasaklı bir durum yasaklı. vardı ve biz iki adım ötedeki yani buraya bile gelemedik. Ben de o yüzden atölyeden gizli gizli bütün malzemeleri eve taşıdım. Evde bir kendime stüdyo ortamı kurmaya çalıştım. Çocuklarla beraber ya da tek başıma sırasıyla bir şekilde resim yapmaya, üretmeye devam ettim. Ama tabii ki tuval yerine bu dönem kağıt işlere yöneldim. Çünkü ev ortamım ona daha müsaitti. Büyük kraft kağıtlara ya da işte uzun süredir hiç el değmediğim kağıdıma. Daha önce bahsetmiştim Evet. aslında. Hatta Burada mı Tasarım o Parkı ile acaba? evet bir projede yapmıştık. Onu Ha, peki, gizledim. harika. Yeni bir pandemi dönemi için Evet. gizledim ben onu. Çünkü onun ruhu çok enteresan. Yani ona tekrar geri dönemedim. Yani bu sokakta serbestleştiğimiz dönemde atölyeye girdiğim anda tekrar o deftere geri dönemedim. Sanki böyle tekrar o yasaklı Yaşayacaksın, dönemi değil yaşayacakmışım gibi bir his mi? vardı. O yüzden ne zaman ki eve kapanırsak tekrar o zaman herhalde tekrar deftere dönebilirim. Çünkü sen hep yani büyük boyutlu, spontane çalışmayı seven, hep doğayla ilişkili bir insansın kendin de. Onu da biliyorum. Ama bir taraftan hani eserlerin de öyle, yani doğadan kopamaz, hayattan kopamaz, küçük kağıtlarla sınırlanamaz. Hem Evet. biz Güneş Hep Özmen'i öyle öyle konuşuyorduk. biliyoruz, değil Evet. mi? İşte o kadar şartlar insanı değiştiriyor ki ve bir şekilde insanoğlu her şarta adapte olabiliyor. Bir de bu üretme dürtüsü içinde varsa sanatçının zaten her koşulda minnacık kağıtlara böyle köşelerine bile çizerek bir Evet, şekilde tatmin doğru. etmek durumundayız o duygumuzu. Dediğin gibi yani ben hani hep sınırlar ötesi, hep böyle büyük tuvaller, yerlere bezler açarım. Bir Tabii. ara hatta işte Maslak Otosanayi'deki atölyemde o zor işini Evet. yaparken orada büyük büyük tuvallere rahat Evet, rahat çalışıyordum. tabii. Şimdi Bir tabii de ki ister istemez sınırlamalar geldi hayatımıza. Yani hem sosyal yaşantıda hem de Tabii. üretim anlamında, ölçüsel anlamda bize sınırlamalar geldi. Mecburen adapte oldum. Çok renkli ve canlı dönüş yaptık Evet dedik. daha Evet. çünkü o pandemi döneminde o karamsarlıkla, o duyguyla tabii ki biraz daha yine benim o eski mavi ve koyu tonlarımla Evet. gittim. Sonrasında tabii gerçekten atölyeye o kadar hasret kalmıştım ki atölyeye gelir gelmez bir anda yani gördüğün gibi paletimde Evet. görmüşsündür boyalarımda pembeler, morlar, Renkler değişmiş, kırmızılar. evet. Yani alışık olmadığın renkler olabilir ama Gerçekten şaşırdım yani. Şöyle gerçekten bakalım bir de. Evet. insan yani sanatçı tabii ki rutinden biraz da çıkmamız gerekiyor. Bir noktada da o iyi oldu aslında. Biraz rutinden de çıktık. Çıktım farklı şeyler geliyor şimdi Yeni bir yavaş palet. yavaş. Evet, Evet. çok güzel olmuş. Gerçekten çok iç açıcı. Dışarıda olmanın ne kadar sana Evet. keyif verdiğini anlamış oluyoruz. Peki neler yapıyorsun? Yani sergiler tabii bu dönemde Yani artık biraz az online bir şeyler. şey alındı, ötelendi. Ama sen online platformları çok iyi kullandın. Ben Instagram'da çok keyifle izledim. Kendimi o açıdan Skeçlerini, geliştirdim. çalışmalarını. Evet kendimi yani bir şekilde dediğim gibi sanat eseri sonuçta izleyiciye sunulduğu zaman biraz Evet, daha çok doğru. kendini sanatçı daha kuvvetli hissediyor, daha
iletişim kuruyorsun izleyiciyle. Evet. Yani o çok önemli. Orada belki sadece bir like butonu var. Hı-hı. Ama oradaki like sayısını bile görmek, belki işte oradaki yorumları bile görmek insanı çok motive eden bir şey, sanatçı. Çünkü gösteremiyoruz kendimizi. Eserleri gösterebildiğimiz hiçbir platform kalmadı bu süreçte. Şimdi evet, yavaş yavaş açılıyoruz. İşte galerimle çalıştığım galerim şimdi step var, ileride olacak mı? Tabii ki olacak gözüyle bakılıyor şu anda. Onlardan bahsedebilirsin, galerinden, galerindeki çalışmalarından, izleyiciler yani bilmedikleri için step fuarından. Red Art'ta çalışıyorum. Bu süre zarfında zaten galeri ve sanatçı ilişkimiz çok daha kuvvetlendi bence. Güzel bir şey bu. Birbiriyle karşımıza güven ilişkisi, daha paylaşımlı gittik. Ve işte önümüzde bu Step Fuarı var şimdi. Daha affordable art dediğimiz bir fuar konseptiyle bu sene ikincisi düzenleniyor. Ona bakalım hani katılacağız. Contemporary olacak diye bir hevesle bekliyoruz şu anda Aralık'ta. Hep bunlar tabii ki heyecan verici bir şey. Nasıl gezilecek acaba? Evet, yani büyük muamma. Belki yine bir kısmı online olacak, belki bir kısmı yüz yüze olacak bilmiyorum ama ben sürekli üretmeye devam ediyorum. Yani beni çünkü gerçekten hayatta tutan, aktif tutan şey üretmek. Yani resim yaptıkça daha çok, bir ürettikçe daha ileriye, daha farklı bakış açıları geliştirebiliyorsun. Tabii sosyal medyada da dediğin gibi hani çok aktif kullandım, çok araştırdım, çok gezindim. Görsel donelerle çok beynimi doldurdum. İşte okudum, çizdim, yazdım, bazen bir şeyler yazdım resimlerle beraber. Belki başka bir şeyler ileride gelebilir. Yeni projeler. Aynen, yani çünkü aslında sanatçı olmak öyle bir şey. Yani sanatçı sadece bu ressamdır, bu seramik sanatçısıdır, bu heykeltıraşı diye ayırmamak gerekiyor. Çünkü bütünsel düşünen insandır sanatçı. Yani yazı da yazar, şiir de yazar, belki bir video çeker, bir film yapabilir. Yani çünkü biz bunların eğitimiyle, bu görüşle yetiştirildik. O yüzden her türlü bakış açısına sahip olabilmeli sanatçı. Üç boyutlu da düşünebilmeli. Pentür de, resim de düşünebilmeli. O yüzden ben de bu anlamda bir sürü proje yapıyorum. Peki şeyi soracağım. Yani sana şey eleştirisi geliyor mu? Biraz şeylik bahsettim bu konudan da. Yani belli bir tarzda gidiyorsun. Yeni işler gelecek mi? Farklı bir şeyler olacak mı? Bazen ya da güneşten bekliyorum. Yani şöyle eleştiriler geliyor. Sen de az çok bütün benim eski resimlerimi de iyi bildiğin için biraz karamsarlık duygusu ister istemez insanlarda zaten çok karamsar bir dönemden geçtik. Biraz böyle o karamsarlığı birazcık kaldır güneş diye eleştiriler geliyordu tabii ki. İşte ben şeye çok inanıyorum. Yani galerici ve sanatçının ortak iletişimini ve beraber yol almaları konusunda aslında çok inançlıyım bu konuda. Yani bütün dünyada bu iş böyle yürüyor. Bir danışan gibi sanatçı galericisine danışmalı, o nabzı daha iyi tutar galerici. O yüzden böyle bir kontakta olmayı seviyorum. Beraber işte birazcık iletişimle, dediğim gibi hani bu dönemde iletişimimiz çok daha kuvvetlendi. Birbirimizle, iletişimimizle, yani alacağımız yol hakkında konuşarak biraz daha tabii ki evrildi. Yani o tatlı eleştirilerle birazcık biraz daha böyle bir seriye girdim açıkçası. İzleyicilerin de hani Instagram takipçileri tabii falan da şey da, yani şeyi de takip edebiliyorsun. O nabzı da işte Instagram'da görebiliyorsun. Hangisi en çok yorum almış, hangisi beğenilmiş gibi. İster istemez daha story'e bile, yani şunun mesela yapım aşamasını paylaşmıştım story'imde. İnanılmaz bir şey geldi. Yani ben bile şaşırdım. İnsanlar bu kadar mı pembeye aç dedim yani. Bu kadar. O yüzden. O da herhangi bir pembe değil tabii, o yüzden. Evet. Böyle. Okay. Peki şimdi sen aslında dersler de veriyordun bir yandan. Yani hani hem ressam kimliğinin yanı sıra eğitimini de veriyordun. O gruplar kapandı. Evet. Online eğitimler vesaire, bir programlar düşünüyor musun Güneş Özben? Düşünüyorum evet. Çünkü aslında biz bu pandemiden evvel de benim sosyal şartlarımdan dolayı öğrencilerimle yeri geldiğinde online atölyelerini ziyaret ediyordum. Yani açın bir FaceTime yapalım diyordum. Koyuyorlardı telefonlarını. Ben o sırada o çalışırken işte müdahale ediyordum uzaktan. Zaten böyle bir sürecimiz vardı. Ya da yaptığı işleri bana görsellerini gönderip onun eleştirilerini yapıyordum. Hep böyle
usta çırak ilişkisi gibi, yani yaptığı işe eleştiriler yönünde böyle ilerlemeler oluyordu daha tuval çalışan öğrencilerimle. O yüzden böyle bir şeyler düşünüyorum yani, çünkü çok istek de geliyor. Yani diyorum ki online devam edelim isterseniz bundan sonra dersleri. O yüzden bir projeler var kafamda. Yani nasıl evrilir, nasıl değişir biraz bilemiyorum. Birazcık sen bekliyorum. Yani insanların, çünkü daha aslında yeni yeni alışıyorlar bence bu sisteme. Ve daha da önümüzde çok daha bence online düzen çok daha kuvvetlenecek ve değişecek diye düşünüyorum ben. Peki hep seninle ilgili benim de çalıştığım dönemde şeye dönersek, çalışma tekniklerine bir soru vardı. Yani Güneş bunları önceden bilgisayarda çiziyor mu, planlıyor mu, ne çıkacağını biliyor mu, ya da burada bir kadın mı var, bir erkek mi var, burada rüzgar mı var diye. O başlangıç ve bitiş serüveninde bir kısacık anlatabilirsen bize. Yani biliyorum çok zor böyle anlatması ama... Yani gerçekten çok merak ediliyor. Yani yüzden şöyle çok spontane gelişen bir şey benim için. resmi tuvale, yani zihnimdekini tuvale dökmek, öyle söyleyeyim. Yani hiçbir zaman önceden programlamıyorum. Yani bunlar benim zihnimde birikmiş şeyler. çünkü çok bir de çok özümsediğim bir şey. Doğa, doğanın ritmi. Gökyüzü, deniz, su, toprak, yani bunlar benim çok içselleştirdiğim şeyler, çok özümsediğim şeyler. Ve küçüklüğümden beri de hep doğanın içinde yaşamış da bir insan olduğum için beni çok etkiliyor. O yüzden yani beyaz bir tuvalin önüne geçtiğim zaman bir anda aslında yani bitmiş halini görerek başlıyor. Yani bir anda o, yani hatta bir iki kere, kaç kere böyle videolarda çektik seninle, yani şahit de oldum nasıl tabii yaptığımı. Yani yere bezleri serip işte boyaları döküp bazen ellerle bazen fırçalarla da girdiğim oluyor. Ve sonradan bunlar şaseye giriliyor. Yani ben şaseli tuval üzerinde çalışmıyorum. Öyle mi? Direkt hani bez. Yer bez üzerinde çalışıp ondan her sonra boyla onları öyle yapıyorsun. Genelde çoğunlukla öyle yapıyorum. İstediğim gibi hani onu kesip o anda çıkan ölçüde istediğimi kesip ondan sonra onu şaseye giriyorum. Sonra üzerine ikinci ya da üçüncü şeylerde çalışıyorum. Dediğim gibi yani çok spontane. O anda önüme, yani diyorum ki bugün pembeler, maviler. İşte onu paletime koyuyorum. Başka hiçbir renk koymuyorum oraya. Çünkü yine koyulara kaçar. İşçim istemez diye. Yani özellikle yapacağı, hani hep zaten bunu öğrencilerime de söylüyorum. Yani ne hedeflediyseniz onlar paletinizde olsun. Doğru. Onun dışında yani ne kadar az renk aslında bizim çeşitliliğimizi arttıran bir şey. Daha çok, yani o kadar çok bu malzemelerde ara tonlar artık var ki markalarda, aslında hiçbirine de gerek yok özünde. Yani belli renklerle aslında o skalayı genişletmek sanatçının elinde ve emin olun daha da insanı zorluyor. Aslında evet, daha kreatif olmayı değil mi? Da evet, daha da zorluyor. Yani yokluktan aslında çok daha iyi şeyler çıkar. Yani o bollukla, malzeme bolluğuyla gerçekten tıkanıp kalıyorsunuz yani bir noktada. O yüzden ne kadar az malzeme, o kadar daha keşfetmeye, acaba ne yapabilirimi sorguladıkça beyni de daha da zorluyor ve daha da yeni şeyler çıkartmanızı sağlıyor. Çok güzel bir ders oldu bu. Yani bu her yani hayatın her alanında kullanılabilir aslında, değil mi? Evet, kesinlikle. Yani ne giyeceğini bile düşünürken çok fazla seçenek olursa kafan karışıyor ama evet, yani, ama evet, belli nokta atışlarıyla bence daha doğru nokta, sona doğru ilerleyebilirsin. Böyle bir belgesel izledim de 100 parçayla yaşam, minimalizm gibi. Evet, öyle bir akım. Her var, şeyi atıyorlar. 100 tane parça kalıyor sadece. Öyle bir akım, hatta kitapları falan sadeleş diye galiba bir şey. Aynen. Şu an o bayağı bir trend. Zaten hep bence resimde de ya da heykelde de yani sanat dalının her alanında da bence olmalı. Yani az sana sadeleştiğin sürece bence, çünkü sorgulamaya başlıyorsun. İnsan hani öyle sorguladıkça bir şeyler öğrenirsin. Daha yeni şeyleri öyle keşfedersin diye düşünüyorum. Ben de hep o şekilde, yani mesela bir sürü akrilik ara malzemeleri vardır, yardımcı malzemeleri piyasada. Yani heavy jeller vardır, yapıştırma, yani bir sürü ekstra malzeme kullanmıyor muyum? Kullanıyorum tabii ki yani. Ama kullanmamayı tercih ettiğim zamanlarda olduğunda, doğal nasıl ben bunu çözebilirim hep yöneldiğim için, çünkü doğallığı da seviyorum.
Hatta bir dönem yine seninle doğal pigmentlerle çok şeyler yapmıştık. Kendi mesela çalılardan koyuyordum. Evet, şurada şöyle açıp oynatacağım görüntüyü. Hı-hı, tabii. Şurada bir mesela kendi yaptığım kağıt üzerine yaptığımız yine ortak projelerle bir çalışma vardı. Tamamıyla şurada, kendi yaptığım kağıt. Kendi elde ettiğimiz pigment boyalarla yaptığımız çalışmalar. Burada da bark şey var. Orada da natural evet kağıtlarla. Yani o yüzden doğal olanı, yani doğalı nasıl çözebilirim? Çok yapaya gitmeden aslında bir şekilde çözmeye çalışıyorum kendimce. Evet, çok güzel. Güzel bir dünyanın içinde olduğumuzu da görmüş olduk. Her yerde böyle ilham kareleri. Evet, yani harika. Böyle şey orada dokular işte evet, topluyorum, toplar şeyler. Burası değil mi? Bir şeyler topluyorum her gittiğimde. Bir dakika bakalım, döndürelim biz de kendimizi. Evet, işte görüyorsunuz güneşin çalı çırpıları. Aynen. Ve benim her an, burada da İrem'i görüyorsunuz, her an tablolara dönüşebilir. Harika. Evet. Güneş'cim çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz bizi Tasarım Parkı online platformu ağırladığın için. Stüdyonda ben eklemek istediklerin var mı acaba? Bizim atladığımız. Aslında konuştuk her şeyi. Evet. Yani daha bol bol anlatılır tabii ki ama bence gayet güzel bir toparladık, özet geçtik evet, diye düşünüyorum. Peki. Yani umarım kendimi tanıtabilmişimdir, anlatabilmişimdir. Çok çok keyifliydi. İzlemeye de devam ediyor olacağız. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.